Herkese merhabalar arkadaşlar. 3 Mayıs Salı günü Kocaeli yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Ankara tahminleri de yayınlıdır. Onları da seyredebilirsiniz. Orada 9 koşu bir program var. Yine 2 altılı. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, dilerseniz de katıl olmayı unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar dileyerek başlıyorum arkadaşlar. İlk koşu 5 çeyrekte koşulacak. Meydan 3 yaşlı İngilizler 1700 pist yarışı. Arkadaşlar burada 11 safkan start alıyor. Açıkçası Hışman Çizik'le birlikte Bay Casper dikkat çeken bir isim. Çin pistte koşmuş olması da karşılığında Safkan'ın kumda da iyi gideceğini düşünüyorum. Bir hafta evvel ikinci olan bir numara Bulduzer buradaki onun rakibi olacaktır. Bir de Cemal Pasoğlu 10 numara mis diye var. O da yine son yarışında ikinci gelmişti. Arkadaşlar 1-2-10 en geniş kupondur burada onu belirteyim. 3 numara doğumluğun rüzgarı çok uzun bir arayla geliyor ki idman görüntüleri de yok yakın zamanda idman yapmamış 5 gün evvel veya 1 hafta evvel en son idman yapmış olsa gerek diye düşünüyorum. Yani benim şahsi kanaatim burada 1-2-10'un dışına çıkmamak yönünde lakin daha fazla geniş oynayacaklar için bir şey söyleyemiyorum. hani Eğer burada oynayacaksanız tabii ki de 3 numara başlamak üzere 6 numara yine ilave olarak yapılabilecek safganlar da arkadaşlar. Misliha 10 numara. E, düşük kiloda start alacak. Bunun avantajıyla birlikte şansı olabilir. Öte yandan 1 numara Zer ve baykes burada baktığımızda yine formda gelen isimler. Bu ikili de kesinlikle yazılsın diyorum. Yani 1-2-10 buradaki 3 safkan tercihimiz olacaktır. Diyebilirim. İkinci koşu şart 2-4 yaşlı Arap atları. 2000 mesafe kumpist. Burada e, arkadaşlar 3 yarıştır. ikinci gelen bir safkan var. Onur Öztürk birlikte Şahsekin Dileyenler yazsınlar. Ben çok taraftar değilim. Mesafe 2000. 4 gün evvel ikinci olmuş. 4 gün evvel start almış aslında burada baktığımızda. Bir safkan. Benim favorim Hışman Çizik'le birlikte bir numara fırtına. 21 gün evvel dördüncü oldu. Bir önceki yarış ikinci gelmişti arkadaşlar. Haliyle burada Hışman'la birlikte fırtınanın iyi koşacağını düşünüyorum. Mehmet Kaya ile birlikte Sarnıç Kaya var burada. Bu safkanın şöyle bir eksiği var son yarış kötü geldi ve 6 yarışta sadece 2 kez tabelası var. Pek güven vermiyor açıkçası. Yani sürpriz yakalarım diyenler burada bu ismi yazabilirler. Yani en azından bir 7 lira ganyanla da olsa gelebilir 6-7 lira ganyanla. E, Cemal Pasu ile Amira yine 4. at olarak veya 5. at olarak da görebileceğimiz bir safkan olduğunu düşünüyorum burada. 3. de olabilir de. Yine de iyi bir ganyan olabilir. O da 14 gün evvel 4. olmuş. 1. kere 3. gelmiş bir safkan. Arkadaşlar burada önceliğimiz bir numara fırtınadır. Fırtınayı alternatif tek olarak da alabilirsiniz. Yanına ilave yapacaklar için 4 numara Şahsekin, 3 numara Sarnıçkaya ve 6 numara Amira ihtimalleri vardır. Burada bu atların da dışına çıkmanızı tavsiye etmem daha fazla. Bu isimler yeterlidir bana sorarsanız en geniş kupon için. Üçüncü koşu şart 4-3 yaşlı İngilizler 1900 kompist. arkadaşlar burada 8 safkan start alacak. My Sunflower Mehmet Kaya ile birlikte zaten Kaya Kürüsü'nün kendi safkanı bizim de burada tekimizdir. Son 6 yarış performansında 4 kez kazanmış bir safkandan bahsediyoruz. Bir üçüncülük, bir de ikinciliği var ilave olarak. Yani 14 gün evvel ikinci oldu. Bu sezon 2 galibiyeti var. Ben My Sunflower burada 5 numara geçilmez diyorum ve tek veriyorum haliyle. Rakip olarak bir safkan görmüyorum arkadaşlar burada. Dördüncü koşu meydan 3 yaşlı İngilizler 1700 mesafe kum pistte koşulacak arkadaşlar. İki numara Dark Twister Halil Kaplan'la birlikte burada. Bir hafta evvel üçüncü olmuştu. bir safkan aynı zamanda yazılsın derim. Kadir Tokaçoğlu ile birlikte oğlum Yusuf. Son yarış çime çıktı 5. oldu. Bir önceki yarışta 2. olmuştu. 7 numara oğlum Yusuf. Bu ismi yazın derim. Bunun haricinde burada arkadaşlar ilave yapacaksanız yani Cemal Paso ile kara kara İlk kez start alacak olan Esoğlu Mertcan Çelik'le birlikte. Bir de e, yani ara verdi ama Mahmut Turan'la Real Chef veya 9 var Roman Empire ve Metin Amel ile birlikte. Burada şansı olabilecek safkanlar bunlar. E, favori 2 numara. Onu belirteyim. Yanında da 7 numara. İki yedi. Devamında arkadaşlar belirttiğim atlarda istediğiniz kadar ilave etmekte serbestsiniz. Bir de muhammed bir native dream. Burada e, sürpriz olabilir. Güzel bir ganyanla gelebilir. Onu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Geçelim 5. koşuya. Oyun e, da handicap 4 yukarı İngilizler. 2000 mesafe kompiste çıkacaklar. Hışman ile birlikte arkadaşlar. Özellikle ikinci 6'lı için bankomuz. E, commitment. Yani bu safkanı anlatmaya gerek yok. Zaten performansı çok iyi olan bir isim. 35 günlük bir arayla geliyor olsa da e, burada iyi koşacağını düşünüyorum. Son 6 yarışta bir kez tabi şu var. Geriye kalanlarda ikincilikten düşmemiş. 3 kez kazanmış. 2 İki kez ikinci olmuş. Rakip ciddi bir rakip yok. Lakin Kadir Tokoçoğlu ile Persian Prince iyi bir safkan. İlk altılığı burayı tek geçmek istemeyenler için Persian Prince öneririm 7 numarayı. Ve Princess Merida 8 numara Muhammed Mirbilgin ile Düşük bir kiloda start almanın avantajı ile birlikte 54 kiloda ee, burada e, en son 19 gün evvel ikinci olmuş bir isimden bahsediyoruz haliyle yazılması muhtemeldir ilk altılı için söylüyorum. İkinci da 2 iki numara commitment'ı tek geçebilirsiniz. İlk altılıda dileyenler buraya başka atları ilave yapabilirler. Mesafe 2000 ee, güzel bir yarış olacak. Ee, rakipler de var. Yani foto finish'te de bitebilecek bir yarış bu koşu. 4 numara Kuampo yine iyi safkanlardan birisi Tolga Yıldız'ı start alacak. Tek geçmek istemeyenler 4, 7, 8 buraya yazılabilir arkadaşlar onu belirteyim. Sürpriz ihtimali olarak burada Black Adler'i de düşünebilirsiniz. Babaros'u da düşünebilirsiniz. Belki yani daha genişletecekler için ihtimaller açıktır arkadaşlar burada. 6. koşu 15 handikap dişi 4 yaş şarap atları 1400 mesafe kumpiste çıkacaklar. 2 numara Fıstık Can diyeceğiz burada arkadaşlar. En son 12 gün evvel kazandı Can Akir safkanı arkadaşlar turbo temsilcisi. Rakip Miray kız e, burada bir de ekürler. Ekürleri ben biraz daha geride görüyorum. E, onu söyleyeyim. Miray kızda ise hem kilo fazlası var hem de bir hafta evvel koştu. Lakin Miray kızın da şöyle bir avantajı var. E, en iyi derece onda. .36 78 ile birlikte bu pistteki en iyi derece. Yani e, çok zorlu bir koşu olacak eğer Miray kız iyi koşarsa bu koşuyu kazanabilir. Ancak bir hafta evvel start almış olmasıyla beraber biraz yorgunlukla hani o fıstık canlı arasındaki fark kapanabilir. Fıstık canlı da üzerine koyarak biraz koşarsa bu yarış kazanabilir. 2-3 diyorum ben arkadaşlar. 2-3 yapalım burayı. Dileyenler bir tane daha at ekleyebilirler. 2-3 olarak bırakabiliriz diyorum. 27. koşuya şart 4-4 tükarı Arapatları 1400 kompis yarışı. Arkadaşlar burada 6 safkan start alıyor. Benim favorim 4 boru Sungurlu'dur. Mehmet Kaya ile birlikte Kaya safkanı, Bilgin, anne tarafı özgün olan e, safkan. 3 yarıştır kazanıyor. En son bir hafta evvel de kazandı. E, Baba Arif ile e, yarışmıştı. Orada Baba Arif'i geçmişti. Burada Baba Arif'e kıyasla e, kilo avantajı var. E, bir önceki yarış uzundu. E, 2.15'lerde bitmişti. Bu yarış 1400. Evet Baba Arif biraz daha avantajlı 1400'de ancak Sungurlu'nun da ondan aşağı kalır yanı yok. Her, herkese buradaki 2 kilo fark ile birlikte ben e, Sungurlu'nun bu farkı eriteceğini düşünüyorum. E, zaman farkını kilo avantajıyla. Ya 1.36.31 ile 1.36.05 arasında bence ciddi bir fark yoktur arkadaşlar. Ve şunu da net bir şekilde ifade etmeliyim ki e, ya bu yarış temposuna göre değişir. Sungurlu bu yarışı kazanacaktır. Baba Alif'i ikinci bekliyorum. 4 nal beynin üçüncülüğe sarkmasını bekliyorum. E, Dumaroğlu da üçüncülüğe gelebilir. Acideli Fatih de bu ikilinin mücadelesinden fırsat bulup yine üçüncülük için zorlayacak. Ancak beşincilik için ben onu düşünüyorum burada tabelada. Keyifli bir mücadele bizleri bekliyor arkadaşlar. 4 numara Sungurlu tek veriyoruz. Geçelim sekizinci koşuya. E, şart beş bir yarış. Dört yukarı İngilizler. 1500 kum pist yarışı. İki. Burada arkadaşlar bir numara. 3 yarıştır ikinci gelen. En son 15 gün evvel ikinci olan Bekir Mert birlikte e, favorimdir. April 1. 3 var Poker Face kesinlikle yazısı Mehmet Salih Çelik ile birlikte start alacak. 8 gün evvel yarış kazandı. Arkadaşlar 1-3 burada sağlam bir kupondur. Poker Face'i tek geçmek isteyenler de yazabilirler. Ben April olanı birazcık Bekir Mert güvendiğim için e, bir de bu mesafede e, daha evvel izlediğimiz için Tabi Poker Face gider yani bu da bir sorun yok da e, yani Şimdi baktığımız zaman Bay artıya bakıyorum mesela 15 gün evvel 5. kaldı birazcık sallantılı ama 1 numara April 1 daha iyi gözüktü orada. Haliyle şu anda çok yakın bir yarış izleyeceğiz. Yani burada Asil Yürek de mesela sürpriz yapabilecek bir isim. Baktığınızda 1.34'leri az da olsa düşmüş bir safkandan bahsediyoruz. Mühendise bakıyorum mesela bu bu mesafede ciddi bir sürpriz olur. Yani 1.32 73'lük bir derecesi var daha evvelden. Bir anda gelip kazanabilir. O yüzden burası çok tehlikeli bir koşu arkadaşlar. Yani ben buraya 1-3 dedim ama dileyenler buraya haş yapıp hepsi de diye geçebilirler. Çünkü bütün atların geliri var. Öyle söyleyeyim ben size. Hani Nasıl? eğer bir sürpriz gelecekse, bir 10 lira üstü vesaire bir ganyanla bir at gelecekse bu koşuda gelir arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. 9. ve sonuncu koşu 16 handikap, 4 tük rapatları 1800 kum pistte çıkacaklar. Arkadaşlar Mahmut Turan'la birlikte son başakla başlayacağız. Bu sezon 48 güne ve en son start almış olması da karşına çok iyi bir performansı vardı. 2-1-1-2-1 şeklinde geldi bu safkan yazıyoruz. 2 numara Fadik Kadir Tokoçoğlu ile birlikte start alacak. En son 12 gün evvel 4. oldu. Bir önceki yarışında ise 2. gelmişti. O bir reis 8 gün evvel 4. kaldı. Burada 61 kiloda start alıyor olması da karşına daha evvelki 2 yarışında kazanmış olmasıyla beraber bizim yine tercihlerimizden birisi olacaktır. Sürpriz ihtimali olarak Dolan güzelini görüyorum. Son yarış 6. gelmiş olmasına rağmen bir önceki yarışını kazandı. Biliyorsunuz ki Kürşat Yılmaz birlikte burada Aprantis ile start alacak olan safkan Kiros'u düşürttürerek bu vesileyle burada koşacak 5 numara arkadaşlar. 1 2 3 5 ve 6 numara ortaydı. E buradan sonrası ilavedir arkadaşlar. 1 2 3 5 küçük kupon için iyidir. Çünkü burada baktığınızda 13 safkan start alıyor. Orta bir ölçekte 6 numara orta söyleyeceğiz arkadaşlar. 12 gün evvel ikinci oldu. Bir hafta evvel üçüncü olan Tolga Yıldız'la birlikte buz kralı ilavelerden birisidir. Ya bundan sonrası da artık e, geri kalanda da serbest bırakıyorum. Biz safkanlar birbirine çok yakın diğer isimler. E, bunlardan birini ayırt etmek çok zor. Yani, e, burada artık sizin kişisel tercihinize kalmış oluyor arkadaşlar. Bunu belirtelim. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, dilerseniz de katılıyorsu olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın diyorum. Diğer videomuz olan Ankara videosu da yinedir. Onu da seyredebilirsiniz diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.